Efendim son dönemde nakit taşıyamayanlarla ya da kredi kartı kullanmak istemeyenler alışverişlerini doğrudan satıcının IBAN'ına para göndererek yapıyor. Fakat burada çok dikkatli olmak gerekiyor, zira yapılacak tek rakamlık bir yanlış başınıza her an derde sokabilir. Nasıl mı? Çok önemli uyarılarla birlikte yanıt haberimizde. Ben en az yazdıktan sonra en az 2 kere 3 kere kontrol ediyorum IBAN ve isim doğru mu diye. Genelde açıklamasız da göndermem. Yasa dışı işlemlere karışan bir IBAN hesabına para gönderiyor olabilirsiniz. Bazı firmalar mesela kredi ödemek istemiyor. Mecbur IBAN yapıyorsun. IBAN dolandırıcılığı artmaya başladı. Adınız suça karışmış olabilir. Bu IBAN'lar üzerinden kara para akışı işlemi gerçekleştirebilir. Alışveriş yaparken gün içinde çok fazla IBAN'la para gönderiyoruz. Ama gönderirken kullanıcı bilgilerini, hesap bilgilerini kontrol ediyor muyuz? İşte kontrol edilmeden gönderilen o mevlalar kara para aklama çetesinin hesabına gidebilir. Ben IBAN'ı zaten 15 kere falan kontrol ettiğim için böyle bir sıkıntı yaşamam herhalde. Korkuyorum, evet. Bilmediğim işlere çok girmiyorum. IBAN'ı ve alıcı ismini kontrol etmeniz, bununla birlikte hangi ürüne yönelik ödeme yapıyorsanız, hangi ürünün bedelini ödediyseniz ya da hangi işlemi gerçekleştirdiyseniz net ve açıklanır bir şekilde bunu yazmanız son derece önemlidir. IBAN'la para göndermek bizlere her ne kadar masummuş gibi gözükse de aslında öyle değil. Sonradan başımıza çok büyük dertler açabilir. İşte bizi bu noktada kurtaracak olan şey ise açıklama kısmına yazdığımız bilgi. Nakitmiş gibi indirim yapıldığında genelde açıklama istemiyorlar. Yazmıyorum yani. Ya o an güveniyoruz. Açıklama kısmını genelde dolduruyorum. Eğer gönderdiğim kişi, yani alıcı kişi tanıdıksa o zaman boş bırakıyorum hani. Küçük bir yanlışlık sizi paranızdan edebileceği gibi yasa dışı işlere de bulaştırabilir. Gönderdiğim miktara dikkat ediyorum. Alıcının ismine, soy ismine dikkat ediyorum. Kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen bir IBAN hesabı üzerinden mağdur olabilir